Selam arkadaşlar. Merhaba herkese. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mazel Karavan'dayız. Yeni bir video ile karşınızdayız. Arkamızda güzel bir karavan var. Yeni bir firma. En azından bizim için yeni olacak. Çünkü daha önce hiçbir videomuz olmadı. Evet. Tanışmadık. Nasip bugüneymiş. Ama bugüneymiş arkadaşlar. Siz de bu firmayla tanışmış olacaksınız. Nasılsınız Ali Bey? Teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Şimdi ben hemen şöyle size doğru döndürüyorum. Sizden şöyle kısa bir özgeçmiş alalım. Mazel Karavan ne zamandır var ve ne zamandır bu işi yapıyoruz? Biz Mazel firmasıyla yaklaşık çok uzun yıllardan beri ahşap ve mobilya sektöründe hizmet vermekteyiz. Evet. Babamızdan devraldığımız bu bayrağı kardeşimle birlikte küçük bir aile şirketi olarak bu zamana kadar taşıdık. Evet. Yaklaşık olarak pandeminin hemen başladığı dönemlere denk gelmekle birlikte biz aslında çekme karavan mobilyaları üretmekteyiz. Bursa'da oldukça sevilen bir firmanın karavan mobilyalarının imalatını yapmaktayız. Yaklaşık 1,5 sene önce yani bir fikirle, bir kıvılcımla başlayan minibüslerin dönüşümü, karavan dönüşümü fikrini 1,5 senedir uyguluyoruz. Arkamızda gördüğünüz araç Münih merkezli MB Otomotiv firmasının karavan sektörüne girmesiyle birlikte ona ait hazırladığımız bir projedir. Evet. Yaklaşık olarak 1 yıllık bir proje. 1 yılda bunun bütün tasarım ve ARGE çalışmalarını tamamlayıp ondan sonra imalatına başladığımız bir karavandır kendisi. Tamam. Bu araç Türkiye'de mi kalacak, yurt dışına mı gidecek? Şimdi bizim onlara ilk yaptığımız araçlar yurt dışından, Almanya'dan gelen araçlardı. Son 2-3 arabayı yurt içinde bir piyasayı yoklamak adına getirdikleri bir araç. Tamam. Şu anda bu yurt için yapıldı. Onların da bazı ticari anlaşmaları var. Evet. Bayilikler şeklinde araçlarını satışa hazır hale getirmek üzere. Bir aracı takriben kaç günde teslim ediyor? Şimdi bu yaklaşık uzun zamandır kaliteyle maliyeti. Biraz sisteminiz farklı, o yüzden soruyorum. Çalışma şekliniz farklı. Evet. Yani şu anda geldiğimiz noktada bir ay gibi bir süreye indirdik. Hı hı. Hedefimiz 15 günde bir karavan çıkarmak. Çok güzel. Motokaravan. Evet, motokaravan. Evet. Bütün dönüşümlerini yapmak. İşte bundan mobilya. Hı hı. En önemli ekipmanlardan mobilya. Diğer işte ısı sistemleri. Evet. Yaşam alanı. İşte kullandığımız diğer ekipmanlarla birlikte A'dan Z'ye dönüşümü, yalıtım dahil. Şu anda bir ay seviyelerine çektik. Bir tık altına indik. 30 günden az diyebiliriz şu anda. Çok güzel. Şimdi ben aracımı aldım. Size geldim. Evet. Panelvan. Evet. Siz aracı aldığınızda araca ne uyguluyorsunuz? Bu araç benimmiş gibi düşünelim. Dışından bir başlayalım. Neler yapıyorsunuz? Mesela bu sticker uygulaması benim tercihim mi? Sizin tercihiniz mi? Yoksa oturup beraber mi karar veriyoruz? Sizin bir standart bir paketiniz var mı? Atıyorum ya, biz bunları yapıyoruz. Bunun dışında bir ekleme yapmıyoruz diyor musunuz? Yoksa iş değişiyor mu? Şimdi şöyle, sizin de belirttiğiniz üzere az önce bizim uyguladığımız çalışma şekli biraz farklı. Neden? Evet. Biz arabanın imalatına, daha doğrusu dönüşümüne başlamadan önce bilgisayarda bunun bütün tasarım ve mühendislik, projelendirme çalışmalarını başlatıyoruz. Ondan sonra bunu uygulamaya geçiyoruz. Hı hı. Dolayısıyla biz kendi aracını yapıp işte dönüşümünü sağlayıp ondan sonra piyasaya satmak için çıkaran bir firma değiliz. Evet. Biz daha çok büyük firmaların, global firmaların imalatını üstlenmiş bir firmayız. Dolayısıyla biz projenin tasarım aşamalarını tamamladıktan sonra imalata geçtiğimizde sizin sorduğunuz soruların cevapları başlıyor. Burada biz aracın yalıtımından başlıyoruz. Hı hı. O zaman oraya geçmeden önce, çünkü yalıtıma içeride bahsedeceğiz. Şöyle aracın dışından bir başlayalım. Şimdi mesela bu araca geldi. Bir sticker uygulaması yapmışsınız. Evet. Ve eklediğimiz ekipmanlardan bir devam edelim. Sonra aracın içinde soru cevap şeklinde yalıtımından başlarız. Hay. En son artık bu tarz bir aracı ne kadardan yaptığınıza, standart başlangıç paketinden başlarız ve videomuzu sonlandırırız. Şimdi geldik, aracımıza ithal bir tane uygulaması yapılmış. Evet. İthal camlarımız var. Doğrudur. Bu tabii sizin konseptiniz farklı. Birazdan göstereceğiz. Mesela isteseydik buralara cam uygulaması yapar mıydık? Yapardık. Hı. Ama bunu da yapmadık. Birazdan içeride göreceğiz. Orada yaşam alanı, yatak diye tabir ettiğimiz kısım var. Birazdan içeri girince göstereceğim. Orada farklı bir uygulama kullanıldı. Ama bu işte müşterinin bizden istediği. Yani bizde yapılan bütün çalışmalar kısa dönem tek araç için değil, uzun dönem birden fazla aracın seri imalatına dönük çalışmalar olduğu için buradaki sizin de istediğiniz cam veya olmaması bizim değil, aslında çalıştığımız firmanın istekleri doğrultusunda. Peki ürün konusunda tercihiniz var mı? İtalya'da yerli. Mesela biz İtalya tercih ediyoruz gibi bir
tercihiniz var mı yoksa müşteriye bırakıyor musunuz bunu? Şöyle, bizim standart donanımlarımızda bizim de uygulamayı her zaman istediğimiz kaliteli ürün. Evet. Çünkü bu aracın dönüşümüyle birlikte kullanılmaya başladıktan sonra bunun teknik servis hizmeti var. Evet. En iyi firma, en iyi teknik servis alan firma değildir. En iyi firma teknik servise ihtiyaç duymayan firmadır. Evet. Bunu da sağlayabilmeniz için dolayısıyla kaliteli ürünler kullanmak zorundasınız. Evet. Kalite anlamında şu anda bizim listemizi dolduran ürünler genelde ithal ürünler. Evet. Çoğunluğu ithal diyebilirim. Çoğunluk ithal. Siz anlatırken ben şöyle arabanın etrafını bir döneyim en azından. Zaten genelde izleyicilerimiz artık biliyorlar. Yani genelde arabaya hangi markalar kullanılıyor, ediliyor. Az çok bilgi sahibiler. Ben de sizin yaptığınız aracı şöyle hemen dıştan döneyim. Kullanılan camları bir görsünler. Ölçüleri de en azından belirgin. Şöyle şurada kasetli tuvaletimizin boşaltma yeri. Buradan açıp servis kapağı var burada. Evet. Burası su girişimiz da var su burada. Girişi. Tamam. Şimdi arkaya geldik. Arkada bir kameramız var. Geri görüş kameramız var. Geri görüş. Bunu aynı zamanda güvenlik kamerası olarak kullanabiliyor muyuz yoksa sadece geri görüş mü bunun özelliği? Şimdi bu yazılım donanımla alakalı bir durum. Evet. Dediğiniz şey mümkün. Bu araçta henüz onu kullanmadık. Tamam, okey. Park sensörlerimiz var. O zaman şöyle hemen kapılarımızı bir açalım. Tabii ki, buyurun. Bakalım arkada nasıl bir işlem yapmışsınız. Evet. Burada şöyle bir alanımız var. Şu anda pek görülmesi mümkün değil ama daha karanlık ortamda kapının açılmasıyla birlikte burada yükleme alanını kullanabildiğiniz alanın aydınlatması mevcut. Şöyle göstereyim size. Tabii ki. Burada elektrik dolabımız, elektrik ünitelerimiz var. Aynı zamanda içinde Truma boyları B10 modeli olan su ısıtıcımız var. Burada bir gaz sistemimiz var. Tüp tercih ediyorsunuz. Evet, bu tüp bizde kalıyor. Biz servis amaçlı kullanıyoruz, test amaçlı. Evet. Müşterimiz istediği markayı tercih edip kullanabilir. Tamam. Genelde biz bazıları da evet, LPG tank tercih ediyorlar. Tamam, evet. Tüp. Evet. Şuradan burada devam edelim. Temiz hemen su dolabımız var burada. Şöyle göstereyim. Evet. Burada su pompamız var. Evet. Su pompasından sonra bir tane yerleşme tankımız var. Bu anlık su kesintilerini engelliyor. Ona göre bir teknolojisi var içinde. Burada yatak bölümünü ısıtmaya sağladığımız sıcak hava çıkışı alttan var. Alttan yukarıya doğru, evet. İçeriden de aynı zamanda bagaja ulaşabiliyoruz. Bagaja ulaşabiliyoruz, doğru. Tamam. Onun dışında bu kapılara uyguladığımız bunlar malzemeler neler? Termoform ürünlerdir, plastik. Isıyla şekillendiriliyor. Evet. Bunlar da döşeme tabiriyle bahsettiğimiz kaliteli kumaşlarla kaplamasını gerçekleştirdik. Tamam. Buradaki görüntüyü bu hale getirdik. Konsept. O zaman az evvel dışarıda anlatıyorduk aracın dışında. Zeminde uyguladığımız yalıtımdan bir bahsedelim. Şimdi araç bize geldi. Aracın işlemlerine başlamadan önce temizliğimiz yapılır. İçeriden ön taraftaki bölümü ayıran panel sökülür. Ondan sonra temizlikleri yapıldıktan sonra elektrosallı ısı yalıtımlı yanmaz. Daha doğrusu yanmayı yürütmeyen lokal yanan ısı yalıtım izolasyonluğunu uygularız. Ondan sonra aracın zeminden itibaren döşemeye başlarız. Evet, tamam. Şöyle tekrar göstereyim dıştan. Ben ön taraftan içeriye doğru geliyorum. Evet. Camlarımız. Evet. O zaman içeriye geçmeden ön tarafta bakalım, siz ön tarafta kokpitte bir değişiklik yapıyor musunuz? Bir oynama yapıyor musunuz? Renk değişimi yapıyor musunuz mesela? Evet, renk değişimi yapıyoruz. Fakat sizin de gördüğünüz üzere bu koltuklarımız araçla gelen standart koltuklar değil. Evet. Biz bunları çok kaliteli bir firmanın ürünlerini kullanıyoruz. Evet. Dolayısıyla bunlarda da bir termin süresi var. Dolayısıyla renkler seçim karar verildikten sonra sipariş kısmına geçiliyor. Bu koltuklar bize geliyor. Ondan sonra montajına geçiyoruz. Evet. Bu koltukları standart koltuklardan ayıran önemli özellik elektrikli koltuklardır. Ha, güzel. Evet. Sertlik yumuşaklık ayırı da mevcut aynı zamanda. Yolculuk esnasında oldukça konfor sunmaktadır. Çok güzel. Aynı zamanda 360 derece etrafında dönebilmekte. Tamam. Şurada bir düğmemiz var. Şu, evet. Bu da bel kısmınızı, sırt kısmınızı yatırıyorsunuz. Evet. Tamam. Okey. Evet. Şimdi arkadaşlar, evet. Buraya kadar dışında ve ön tarafında sıkıntımız yok. Her şeyi öğrendik. Şimdi içeriye doğru geçiyoruz. Zannedersem basamağımız kapıyla, evet, otomatik. Elektrikli, otomatik bir merdivenimiz var. Bir sinekliğimiz bizi karşılıyor herhalde. Burada mevcut bir sinekliğimiz var. Evet. İndirilmesi bu şekilde. Tamam. Evet. Şimdi ev sahibi olarak sizi alıyoruz. Önden hemen şöyle az evvel bahsettiğimiz ön koltuklardan şöyle bir görüntü alalım.
izleyicilerimize de bir gösterelim. Evet, bu koltuklar gerçekten çok güzelmiş ama ya. Çok başarılı. Ve ikisinde de kol dayama mevcut arkadaşlar. Evet. Şöyle standartta mı kullanıyoruz bu koltukları hep, yoksa hani... Bu bizim standart paketimizdir. Bu standart paketimizdir. Evet. Tamam. Vallahi çok başarılı. Şöyle. Oho. Size yardımcı teşekkür olayım. Ederim. Arkadaşlar, oho, inanılmaz rahat. Bakalım. Şöyle hemen. Bu da biraz sert. Biraz daha kaldırmamız gerekebilir. Evet, teşekkür ederim. Hemen şöyle. Şimdi aracın bu bölümünden devam edelim. Masa bölümünden bir devam edelim. Bakalım burası yatak oluyor zannedersem. Bu masamız iki kademeli. Evet. Şu anda masa olarak alttaki kademeye gelip şu ayağını şuradan eklem yerinden bu şekilde döndürdüğümüzde. Evet. Bununla ön koltuk aynı seviyeye geliyor. Evet. Dolayısıyla burada bu ölçülere uygun. Çocuk ya da bir hafif yetişkin diye tabir ettiğim yatak alanı peki, uygun buradaki oluyor. Kişi buradan yemek istediğinde burada oturan. Oraya nasıl bir yol izliyoruz? Bu koltuklar öne ve arkaya doğru hareketli. Pozisyonunu ayarladıktan sonra koltuğu biraz öne alıp masayı kullanabilir. Ortak olabilir masaya. Hemen şurada arkadaşlar, içeriye girmeden şuradaki gözlerimizden bahsedelim. Bir de burada bir düğmemiz var. Bu tavan aydınlatmaları tavan için. Tavan aydınlatmaları düğmesi. Burada iki tane kontrol grubu anahtarımız var. Bir tanesi hemen girişte, bir tanesi de yatak kısmında. Buradan içeriye girdiniz, ışıkları açtınız, yattınız, uykunuz geldi. Tekrar buraya gelmenize gerek yok. Arka oradan kapatabiliyorsunuz. Çok güzel. Lavien anahtar dediğimiz sistem var burada. Tamam. Şöyle yukarıda bir saklama alanımız var. Burada raf kapağımız var. Evet. Tamam. Burada bir... Burada... Alman kontrolcü ünitemizin kontrol panelini görmektesiniz. Yaşam aküsü, araç aküsü, temiz su miktarı, atık su miktarı gibi şeylerin kontrolünü burada görebiliyorsunuz. Tamam, hemen yanında bir iki tane düğmemiz var. Bu sistemi açıp kapatıyor. Evet. Burada da dıştan 220 volt araca verdiğiniz zaman bunu görebiliyorsunuz. Bunlar dış aydınlatmanın anahtarı. Şu an dışarıya bakarsanız yandı. Görebilirsiniz. Evet. Şöyle bir daha basabilir miyiz? Evet, tamam. Burada da ambiyans aydınlatma dediğimiz bütün dolapların üstündeki ambiyans aydınlatmanı kontrol eden bir anahtarımız var. Tamam. Evet. Her bir dolabımızın altında kendi aydınlatması var. Evet. Şu şekilde gösterebilirim. Güzel, bağımsız aynı zamanda. Evet. İstediğimiz gibi. Tamam. Şöyle bir arkadaşlar tavandan devam edelim. Böyle bir hekimiz var. Bu hekimiz kaça kaç bu arada? 50-70 ölçümlerinde. 50-70. LED aydınlatmalı. Açık İthal kalabilir. Bir ürünümüz var. Işık önemli. Işık önemli. Yok, kapatalım. Sadece ışık önemli. Evet. Tamam. Evet, şimdi burada da dışarıda bahsettiğimiz ithal camın içten görüntüsü arkadaşlar. Burası da sineklikli, perdelikli bir cam. Evet, şurada... Burada bir USB. USB girişimiz var. Evet. Hemen yukarıda. Burada hava ısıtıcımız olan Eberspire marka ürünün... Marka kullandım yanlışlıkla. Yok, sıkıntı yok. Isıtıcının kontrol paneli var. Aynı zamanda burada bir televizyonumuz var. Şöyle madem göstereyim. Marka verdik, camlarımız da Ranger marka arkadaşlar. Bu da bilgili olsun. Evet. Evet. Şöyle gösteriyorum. Burada bir televizyonumuz var. Ha, evet. Üzerinde Amazon Stick var. Akıllı cihaz. İnternet, ne işin var? İnternet erişimi olan her yerde televizyonunuzu smart hale getirir. Evet. İletişim dönüştürücü gibi bir şey mi bu? Bu normal televizyonlara nazaran biraz daha uygulaması daha fazla olan bir cihaz. Evet. Bu televizyonumuzu konfor olarak şöyle arkaya da çevirebiliyoruz. Evet. Dışarıya, aynı zamanda yatak kısmına şekilde dönüyor. Çeviriyoruz. Yattığınız yerden de izleyebiliyorsunuz. Biraz daha kaydırdık mı tam dönecek. Evet. Evet, şu şekilde. Evet. Bu içeride kullandığımız mobilyalar nedir? Mobilyalar. Şimdi bunlar yerli üretim. Koltuğu çok sevdim. Evet. Yerli üretim ahşaplarımız, fakat ithalat yapan, uluslararası birçok ülkeye ürün gönderen firmamızdan istediğimiz yüzey laminant kaplı, kabak dediğimiz oldukça hafif, fakat marin tutkalıyla birleştirilmiş, herhangi bir su temasında formu bozulmayan, yapısı bozulmayan ahşap plakalardan üretilmiştir. Peki bu zemine uyguladığımız nedir? Aynı şekilde zemine uyguladığımız, buradaki bahsettiğimiz ahşaplardan zeminde uyguladık, kullandık. Yani sizin ola ki olmaz ama oldu diyelim, aracınıza su taşması oldu ya da yere su döktüğünüz yanlışlıkla. Bu zemin suyu emdiği takdirde, ki emmeyecek, zeminde atmalar, kabarmalar olmayacak. Aynı şey tavan için de geçerli. Tavanda zaten tek parçadan oluşmakta tavanımız. Evet, eklemsiz. Eklemsiz. Evet. Kaplaması yine ana temaya uygun bir ahşap üzerine
kumaş kaplaması kullandık. Silinebilir bir kumaş herhalde bu. Evet. Tamam. Evet. Hemen şuradan devam edelim. Şurada burada küçük bir saklama alanımız var. Evet. Şöyle göstereyim size. Tamam. Şöyle artık ocağımıza koltuklardan doğru bahsetmişken şöyle anlatacağım size. Çok pardon. Bu aracın dönüşümü TS onaylı 3 artı 1. 3 artı 1 ruhsatlı. Evet. Tamam. M2 sertifikalı. M2'den kastımız nedir? Şöyle bunların homologasyon testleri yapılıyor. Evet. Allah göstermesin ama öyle bir durumda çarpışma anında bu koltuklar sizi koruyacak güvenlik donanımına sahip. Emniyet kemerleri var ve aracın bütün bağlantıları şase tarafından birleştirilmiştir. Araçla... Yani göstermelik bir bağlantı yok burada. Hayır. Tamam. Bu 3 noktadan emniyet kemer sistemi aynı zamanda bu aracın bu koltukların araçla birleşim noktası donanımı şasede. Şasede. Evet. Peki bunun altında ne var? Bu koltukların bunun altında burada bir gözüm dizel görüyor. Isıtıcımız var. Evet. Burada kapağı var. Şöyle gösterebilirim size. Şöyle. Burası aynı zamanda saklama alanı kullanılabilir. Evet. Evet. Şöyle kapağı arkadaşlar bahsettiğimiz ve bastonumuzun ısıtıcımızın yeri de burada. Evet. Evet. Tamam. Peki burada küçük bir alanımız var. Evet, şurada. Çok sık kullanmadığımız, çok da fazla büyük olmayan eşyalarınızı çok orada saklayacağınız bir alan. Çok önemli işte hani ziynet, evet, yok. Minimum. Tavsiye etmiyoruz. Evet, tamam. Burada hemen şuradan devam edelim. Dolabımız var. Dolaplarımız bu şekilde. Aynı zamanda içeriden tekrar bir küçük bir saklamalarımız daha mevcut. Tamam. Güzel. Evet. Biz bu araca ne istiyoruz? Bu aracın bu haliyle fiyatı nedir Ali Bey? Şimdi bu aracımızda standart olarak su ısıtıcımız mevcut. Az önce de söylemiştim Truma. Ondan sonra dizel ısıtıcımız mevcut. Kombinasyonlu ikili ocağımız var. Birazdan göstereceğim banyodaki donanımımız var. Yatağımız var. Ayrıca Avrupa standartlarına uygun gaz tesisatımız var. Burada bakır boru ve nipple sistemleriyle donattığımız bir tesisatımız var. Bu standart paketimiz bunun üzerine donanım tercihine tabii, bağlı yani olarak. İşte bulaşık makinesi, çamaşır makinesi bunun sonu yok. Beklentiler oluyor. Bu standart paketimizin fiyatı 27 bin euro. Dönüşüm bedeli. 27 bin euro. Dönüşüm bedeli araç hariç fiyat arkadaşlar. Evet. Karıştırmayalım. Tamam. Hemen şöyle tezgahımızdan devam edelim. Burada şöyle bir ikili ocağımız var. Sıcak suyumuz, soğuk suyumuz mevcuttur. Tamam. Onun dışında burada bir küçük dişimiz var. Evet. Aynı zamanda 220 volt ihtiyacınız olursa bunu buradan sağlayabiliyoruz. Tamam. Burada mutfak dolabımız var. Evet. Gene bir şurada saklama yerimiz var arkadaşlar. Evet. Ya bu güzel düşünülmüş ya. Tebrik ederim. Değişik bir şey yani. Evet. Şuradaki çekmecelerimizden de bir devam edelim. Burada frenli mekanizmalı standart donanım bir çekmecemiz var. Evet. Bu şekilde. Burada saklama alanımız mevcut. Evet. Tamam. Burayı istersek işte küçük buzdolabı da olabilir. Alan yani var. Mesela boy dolabının alan yerine. Var. Evet, burada yine bir büyüklerden. Gaz akışını kontrol edebileceğimiz vanası mevcut. Şimdi orada kablolar görüyorum ama arkadaşlar onların hepsi toplanıp derlenip teslim edilecek. Çünkü kapağını unutmuşuz, saklama kapağı var. Çünkü daha yeni bitti araç, biz hemen çekime geldik. Evet, gelelim burada banyomuza. Evet, burada bir sliding door kapımız var. İçe doğru kayan. Burada kasetli bir tuvaletimiz var. Aynı şekilde perdeleri... Yine burada bir 220 volt ihtiyacımız olursa bir fön makinesi gibi örneğin. Evet. O da mevcut. Yine burada bir mini dolabımız mevcut. Kapağı şu anda kapıdan dolayı tam açamıyoruz. Tamam. O İçeride kullanacağımız bir kapak. Tabii. Havlunuzu asabileceğiniz bir alan. Aynı zamanda şöyle bir yeri de var arkadaşlar. Küçük şey alabiliriz. Evimiz. Evet. Burada ihtiyaç halinde kullanabileceğimiz saklama alanından mini dolabımız. Peki bunun ışığı? Bu oradan kapatıp açıyoruz. Kapatabiliyoruz. Evet. Tamam. Evet arkadaşlar bunun içerisi de böyle. Burası kaça kaç bu arada? Buradaki ölçüleri. 100 santime. Burada bir yamuk bir alan aslında burası geometri olarak. Ön taraf 92-93 santim. Evet. Boy 1 metre. Ve arka tarafta yaklaşık olarak 60 santimlik bir banyo burası. 60 santim. Küçük görünebilir ama oldukça kullanışlı. Evet tamam. Burayı hallettik. Hemen karşısına gelelim. Karşısında bakalım bizi neler bekliyor arkadaşlar. Evet. Burada bir gözümüz var. Saklama alanı. Evet. Tamam. Burada bir buzdolabımız çift var. Çift taraflı açılabilir. Değil mi? Üç taraflı açılabilir. Üç taraflı. Şöyle göstereyim. Aa evet. Çok güzel. Oradan yani şimdi bu yatak toplu diyelim. Oradan erişmediniz ama gelip buradan da bu dolabı açıp kullanabilirsiniz. Aynen öyle. Şöyle arkadaşlar. Evet. Tamam. 95 litre. Geriye doğru gelmesi de çok enteresan. 95 litre. Burada yine standart çekmecemiz var. Kilero olarak kullanabileceksiniz. Evet. Tamam.
Burada su ısıtıcımızı açıp kapattığımız kontrol panelini buraya aldık. Şöyle, evet. Aşağıda bir gözümüz var. Evet, burası da artık... Vallahi bolca saklama alanı var arkadaşlar gerçekten. Evet. Arabada iyice değerlendirilmiş yer var. Şimdi arkaya ulaştığımız burada bir burası. Evet, kapağımız daha mevcut. Arka tamam. Alanı önden de kullanabiliriz. Şimdi ben sizi böyle alayım. Ben oraya geçeyim. Siz anlatırken ben arkayı göstereyim size. Tamam. Hemen. Şimdi buradaki ölçülerimiz nedir Ali Bey? Yatağımızın ölçüsü 1.80'e 1.40. Fakat şöyle. Sizin de fark edeceğiniz üzere yatak başlığı diye tabir ettiğimiz içeri grifli yüzeyler var. Hı hı. Bunların tasarımı bize ait. Termoform evet. Ürünlerden üretilmiştir. Evet. Tasarım, imalatı bize ait bu ürünün. Tamam. Bura alanla birlikte bu yatağın kullanım alanı 1.90'a 1.40 olmaktadır. 1.90'a 1.40. Evet. Evet. Arkadaşlar tekrar şöyle üstten alıyorum. Evet. Orada bir fanlı 40'a 40 penceremiz var. Evet. Fan aktif olduğu zaman içeriye veya içeriden dışarıya hava akışı sağlamaktadır. Tamam. Ben hemen şöyle şurayı göstereyim size. Arkadaşlar burası da aynı şekilde geniş ve burada gördüğünüz gibi ikinci bir saklama alanları mevcut. Burada da aynı şekilde. Evet. Gayet başarılı. Bu arada bu yatak iki parça. Bu yatak iki parça katlayıp sola alabiliyoruz. Onu birazdan göstereceğim size. Tamam. O zaman şöyle alayım sizi. Ben dışarıdan mı çekeyim? Dışarıdan. Tamam. Ben dışarı çıkıyorum. Evet arkadaşlar şimdi yatakla ilgili detayı size Ali Bey az önce de konuştuğumuz gibi bu yatak iki parçadan oluşmakta. Birinci parçasını şu şekilde katlıyoruz. Evet. Buraya yerleştirdikten sonra şu şekilde yatağımızı bu tarafa topladıktan sonra yatak bazamızı kaldırıyoruz. Bu şekilde topluyoruz. Evet. Buraya istersek motosikletimizi, bisikletimizi. Bisiklet, kayak takımları, bileyim mangal malzemeleri, barbekü malzemeleri hepsini buraya doldurabilirsiniz. Şimdi, oldukça geniş bir alanımız evet, var. Evet. Şimdi bak mesela burayı kaldırınca burada bir detay çıktı. Şimdi bu kapağımızı da açıyoruz. Sizi bu tarafa alıyoruz. Şöyle aynen. Bakın burada da arkadaşlar. Buradan da temiz su depomuza ulaşıyoruz. Evet. Ama gayet başarılı abi. Güzel. Elektrik tesisatıyla alakalı da oldu ki müdahale etmeniz gerekti. Hemen bizim burada baralarımız var. Kontrol bloklarımız var. Testlerimizi hemen yapıp değiştirilmesi gereken yer olursa hemen değiştirmeye çok açık. Tamam. O zaman şimdi seni böyle alayım. İçeriye doğru. Evet. Ben şuradan çekeyim. Bunun kapanışını da bir göstermiş olalım. Şimdi kapağımızı kapattıktan sonra şuradan başlıyoruz. Bazamızı indirdik. Evet. Yatağımızın birinci bölümünü alıyoruz. Şu şekilde. Tamam. Yatağımız da hazır. Burada da yukarıda kullandığımız güneş panelleri var. Monokristal yapıda. Gölgede bile. Kaçlık? 205 wattlık. 205 watt akülerimiz. Burada. Panel bir tane mi bu arada? Bir tane panel koyduk. Bir tane 205'lik akümüz. Burada yine yatak başına telefonunuzu yatarken şarj edebileceğiniz bir USB'miz var. Akümüz. Akümüz jel akü. Evet. 100 amperlik. 100 amperlik jel akü. Evet. Uzun ömürlü. Tamam. 18 cycle dediğimiz aracımız bu şekilde. Evet. Arkadaşlar artık videonun sonuna doğru geliyoruz. Eklemek istediğim sizin bir şey var mı Ali Bey? Bir de emeği geçen Cuma Ali Bey ile tanıştırmak isterim. Tamam. Tanışalım. Kendisi Cuma Ali Bey. Eğitim sorumlumuz. Buyurun. Merhaba. Abi nasılsın? Ben Cuma Ali. Memnun olduk. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bir şeyler yapabildiysek gayet bize. Gayet başarılı. Amacımız insanlara yakışır, kullanır bir şekilde bir şeyler icat etmek. Evet. Keyifli bir ürün olmuş. Evet. Umarım bir şeyler yapılmış. Yapmışsınız. Teşekkür ederim. İnşallah daha iyileri de olacak. Teşekkür ederiz. Peki. Arkadaşlar ben şöyle kameramı döndüreyim. Her zamanki gibi. Şöyle bir gelelim abi. Arkadaşlar sizi yeni bir firma bahsettiğim gibi Mazel Karavan firmasıyla tanıştırdık. Evet. Yerimiz Bursa'da. Aklınıza takılan bir şeyler olursa yorumlar kısmına lütfen yazın. Ben bildiğim kadarıyla cevap veririm takıldığım yerde. Evet. Ali Bey'den gerekirse Cumali Usta'mızdan gerekli desteği alırız. Sizi bilgilendiririz. Yeni araçlarımız geliyor. Onlarla ilgili de videolarımız olacak. Onların da çekimlerini yapıp farklı araçlar arkadaşlar. Yani şimdi bunu çektik. Bir aynısını tekrar zaten çekmenin bir anlamı yok. Evet. Onlar değişik araçlar olacak. O videoda da görüşmek üzere diyorum. Evet. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Ustam teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. Biz teşekkür ederiz. Arkadaşlar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.